15 Şubat 2021 saat 16:49. Karabük PTT Caddesi. Dünden beri kar yağışı var ama serpme olarak kar yağışı var. Yüksek kesimlerde tabi bu şekilde değil. Şehir merkezinde son durum bu şekilde. Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağından sonra pazartesi günleri Karabük caddeleri çok kalabalık oluyor. Bugün hava muhalefeti nedeniyle fazla bir kalabalık yok. Fazla yok dememe rağmen yine de yoğunluk var. Hemen kent meydanına geçelim. Yönelmek sınırları dikkate alınlar. Tespit edilmek ise teknik hataları düzeltilmek. Devlet Arazi Kontrolleri de yürümek süresiyle sosyalleştirilerek bu sosyal değerlerde parsellerin yeni ölçümleri üzerlerindeki arazi iltifat hakkınız ölçümleri hesaplanmış ve haritaları çizilmiştir. Bu göstermelik bilgileri ve haritaların kaçarını inceleyerek yaşın sınırı kaçın hakkında bunların değişme zamanı gelmiş. Küf pas içinde. Kent meydanı giriş ve çıkışına araç park etmek yasaktır. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacak. Girişine park yasaktır. Karabük demiş el fabrikaları gözükmüyor tabii ki. Hemen buradan girelim. Hürriyet Caddesi'ne geçelim. Buğulanma mı yaptı? Benim gözlük buğulanma yapmış. Bunun adı ne? Fındık. Fındık ne haber? Fındık. Güzel çektim. Güzel çekiyorum. Bak seni de çekeyim mi? Dur bir dakika. Selam ver. Heh, tamam. Meşhur oldun. Çevremizi temiz tutalım. Bugün banka önlerinde fazla kalabalık yok. O kadar da olsun değil mi? Kar yağışını şuradan daha iyi görebiliriz. Muzaffer abi, hayırlı işler. Ne anlatacaksın?
Söyle bakayım. Bir tane Iraklı karı geçti. Bir tane Iraklı. Ya ben böyle konuşmayayım ya. Ya benim... söyle. Yok beni burada şey yaparlar boş. Tamam iyi o zaman özel görüşelim. Özel bir konu anlattı. O nedenle yayından çıkartmak zorunda kaldım. Haberciler işte haber buradan. Vatandaştan geliyor. Hemen özel bilgi geliyor. Sonra nereden biliyorsun? Haber kaynağını gazeteci açıklar mı? Yalnız şunu belirteyim. Soğuk. İyice hissettiriyor. Parmaklarım. Evet. Hissetmemeye başladı. En son noktalayacağımız yer. Hürriyet Caddesi'ndeki görüntülerde. Burada noktalanıyor. Bu kulübenin bir özelliği var. Bu kulübeyi genç bir kız özel olarak yaptırmış. Burada bir köpek yatıyor. İçeride evet. Ne güzel sıcacık bir ortam. Plazanın sahibi de buraya konmasına izin vermiş. Ne güzel değil mi? 5 günlerde bir çocuk yapıyormuş bu kulübeyi de ücretsiz. 5 günlerde birçok kedi ve köpek için kulübe yapmış. Onu da parantez içerisinde belirteyim istedim.